Hörmətli Konya Səlcuq Universitetinin Turizm Fakültəsinin dekanı Nəcimin bəy buradadır. Buyurun Nəcimin bəy, söz sizdədir. Evet Naik Bey, merhabalar. Tüm katılımcılara da ben ayrı ayrı selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bahtiyar Vahapzade'nin söylemiyle bir ananın iki oğlu Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin de ve İslam kardeşliğinde daim olmasını temenni ediyorum ve hayırlı cumalar diliyorum. Gerçekten dünya tarihinde çok çeşitli salgın hastalıklar görüldü. Avrupa'nın 1/4'ünü ortadan kaldıran kara veba görüldü. Ve ilerleyen dönemlerde savaşlara bağlı olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında domuz gribi görüldü. Ve yakın dönemlere geldiğimiz zaman MERS, SARS gibi yine bu tür pandemiler görüldü. Ve biz bugün 2020 yılı itibariyle de COVID pandemisiyle karşı karşıya geldik. Ve uzmanlar yapmış olduğu tespitlere göre 1929 dünya ekonomik krizinden bu tarafa bu şekilde dünyadaki bütün devlet sistemlerini kilitleyen, ekonomileri etkileyen böyle bir pandemi görülmedi. Yani modernleşme süreci açısından, yaşadığımız sistemleri etkilemesi açısından bir anda ve çok hızlı şekilde bu pandemi bizleri etkiledi. Tabii dünyada turizm önemli bir alan. Biz turizm medeniyetinin altın anahtarıdır diyoruz ve yaşadığımız coğrafya ve Türkistan coğrafyası olarak da turizm kültürleri, medeniyetleri birleştiren, hoşgörüyü, kardeşliği anlatan bir dil, gönül dağımızın türküsü, sanatı, insanlık için çok önemli. İnsanların birbirini tanıması açısından çok önemli, değerlerin görülmesi açısından çok önemli. Ve bugün dünyada 2019 verilerine göre 1,5 milyar insan farklı ülkeleri ziyaret ediyor. Ve dünya ekonomileri açısından baktığımız zaman da 1,5 trilyon dolarlık bir bütçeyi oluşturuyor. Sadece Türkiye açısından örnek vermemiz gerekirse 34,5 milyar dolar gibi ekonomi bütçesinde bir yer tutuyor. Böylesine önemli bir alan. Ve bu pandemiden en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi de belki de en başta geleni turizm alanı oldu. Gerek seyahatler, gerek konaklama alanları, oteller ve diğer turizmi etkileyen bütün alanlar bu pandemiden fazlasıyla etkilendi. Gerek Dünya Turizm Örgütü olsun, gerek diğer turizm konseyleri olsun ya da uluslararası para fonu gibi kurumlar olsun hepsi ve Türkiye'de TÜRSAP ya da buna benzer bir takım STK'larımız var ve üniversitelerimizde çok ciddi çalışmalar oldu, ciddi raporlar çıkarılıyor. Bu pandeminin bu yıl itibariyle etkisi gerçekten turizm sektöründe çok fazla. Eğer şu 3 ay içerisinde bu pandeminin etkisi ciddi anlamda azalacak olursa, yapılan tespitlere göre %58 ile %78 arası turizm sektöründe ciddi anlamda daralma olacak. Seyahatler kilitlenme noktasına geldi. Özellikle uluslararası alanda seyahatler durma noktasına geldi ve hastalığın etkin olduğu birçok ülkede de iç turizmde doğrudan bu süreçte etkilenmiş oldu. Şimdi önümüze ne geldi? Turizm bize neyi anlattı? Sağlığın çok önemli olduğunu anlattı ki biz İslam medeniyeti olarak ahlak temelli, sağlık temelli bir dinin temsilcileriyiz. Ve Peygamber Efendimiz dahi bu pandemiye, sağlığa çok önem vermiş ve kutsal kitabımızda da buna benzer çok bize söylenen ayetler var. Biz böyle bir medeniyetin temsilcisi iken bu hastalık bize şu anda dünya devletlerinin sistematik olarak sektörde, özellikle sağlık sektöründe nerede olduğunu da gösterdi. Ve biz bugün dünyada adaletin çok önemli olduğunu gördük. Sağlık turizminin çok önemli olduğunu gördük ve sağlık turizmi bize bu değeri anlattı. Sağlık alanının değerinin ne olduğunu anlattı. Bugün çok gelişmiş, üst düzeyde gördüğümüz devletlerde sağlık sistemleri kilitlendi. Ciddi anlamda sorunlar yaşandı. Bugün sadece Türkiye'den ciddi anlamda
100'ün üzerinde devletten destek talebi geldi. 81 civarı ülkeye Türkiye ciddi anlamda destek verdi. İşte maske yardımı, solunum cihazı, birçok sağlık sektöründe yardım yapıldı. Ve sağlık turizmi de turizm sektörü içerisinde diğer gelir getiren turizm alanlarına göre değeri daha 10 kat daha yüksek bir alan. Sağlık turizmi kendi içerisinde tabii cerrahi alanı, diğer insani bir takım uzvi özelliklerle birlikte işte jeotermal turizm, işte gerontoloji dediğimiz geriatri alanı vesaire birçok alanda içinde barındıran bir alan. Bu nedenle sağlık turizmi insanın sağlığını daha fazla da ön plana çıkardığı için ve pandemide bu süreçte etkin şekilde kendisini hissettirdiği için şu an biz Türkiye'de dün itibariyle sağlık turizmi alanını uluslararası alana açtık. Ki bunun içerisinde bazı ülkeler belirlendi. Azerbaycan'da var. Şu anda Azerbaycan'da ciddi anlamda sağlık sorunu yaşayan, cerrahi ya da bir takım uzuv kaybı vesaire ya da onkolojik rahatsızlığı olan hastalar Türkiye'ye belli bir prosedür var. Bu prosedürleri takip ederek sağlık turizmi için, tedavi için gelebilir. Biz bunun adını her ne kadar sağlık turizmi desek de aslında temel sorun şu anda sağlık. Yani bu sorunun çözülmesi çok önemli. Ve bugün biz ülke olarak da gerçekten şehir hastaneleriyle çok ciddi anlamda dünyaya örnek bir rol model olduk. Ve Türk İslam Dünyası adına sağlık sisteminin ne kadar güçlü tesis edilmiş olduğunu da biz gördük. Allah'a şükür Türkistan coğrafyasında, Türk dünyasında gerçekten pandemiye karşı çok ciddi bir mücadele verilmekte. Gönüllülük çalışmaları üst düzeyde, çok çeşitli yardımlar yapıldı. İşte Türkiye'de milli dayanışma kampanyası düzenlendi. Çok ciddi rakamlarda paralar toplandı. Zaten devletlerimiz, yönetimlerimiz ciddi anlamda bütün imkanlarını kendi insanına açtı, vatandaşına açtı. Ve bizim felsefemizde de insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefemiz var. Ve turizm alanı da belki şu anda artık turizmde yeni bir alan bizim ortaya koymamız gerekiyor. İnsanlık turizmi, değer turizmi. Artık turizmi de bunu anlatması gerekiyor. Özellikle yıllardır vahşi emperyalizm dediğimiz dünyanın kanını emen yönetimlere ya da güçlere bunun anlatılması gerekiyor. Bu adaletin sağlanması gerekiyor. Bu yönüyle turizm çok önemli. Şimdi turizmde şüphesiz davranış değişiklikleri önümüze gelecek. Seyahat edecek insanlar trend noktasında farklı davranışlar içerisine girecek. Dijital turizm bütün alanı iletişim 4.0 sanayi toplumu 5.0'a giderken ciddi anlamda ön plana gelecek. Biz lüks turizmin ön plana geçeceğini düşünüyoruz. İnsanlar şu an itibariyle yapılan anketler var. Dünya Turizm Örgütü'nün ya da diğer kurumlarının. Bu anketlerde ciddi anlamda ilk 6 ay içerisinde insanlar herhangi bir yere uçakla seyahat etmeyi düşünmüyor. Yani en iyi oran 3 aylık zaman sonunda seyahat etmeyi düşünen turist tipleri var. 6 aydan sonra bu oran daha da artmaya başlayacak. Ve hava yolundan ziyade ya da uluslararası turizmden ziyade iç turizm şu an itibariyle ön plana geçecek, yapılan anketler bunu gösteriyor. İnsanlar ilk önce yakınlardaki yerlere gidecekler. İşte Azerbaycan'da insanlar ülkesini tanımıyorsa bu kültürel miras değerlerini ya da doğa, vadi bütün alanlarını yakından tanımak isteyecek. Kendisini riske atmayacak. Burada sürdürülebilirlik çok önemli. Risk yönetimi çok önemli. İnsanlar daha çok kendi imkanlarıyla seyahat etme arzusunda olacak. Hukuki düzenlemeler bu anlamda hızlı şekilde yapılıyor ve uluslararası alanda da yapılacak. Şu anda uluslararası uçuşlar ki Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye'den Azerbaycan'a gidecek yolcularımız, turistlerimiz ki akrabalık ilişkilerimiz de var. İş gereği yapılan bir takım seyahatler de var. Herkes bu sürecin açılmasını bekliyor ve şu anda
havayolu şirketleri de net bir takvim açıklayamıyor. Şu anda Türk Hava Yolları da bizim aynı durumda. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden bir tanesidir. Şu anda net bir takvim açıklanmış değil. Sadece bu sağlık turizmi tedaviler açısından belli prosedürler takip edilerek şu an itibariyle farklı ülkelerden, orada 15-20 arası şu anda bir ülke açıklandı. Bu ülkelerden sağlık turizmi için gelişler gidişler sağlanacak. Yeni bir hayat başlıyor. Ben bunu milattan önce, milattan sonra tarih süreçte ayırdığımız gibi bu pandemiden, COVID'den önce ve sonra diye süreç değişiyor. Bütün alanlarda, hukuk, siyaset, ekonomi, turizm, toplum, yaşantısı, bütün alanlarda yeni bir hayat başlıyor. Turizmde de elbette ciddi anlamda yeni düzenlemeler olacak. Mutlaka bunların yapılması gerekiyor ve şu anda en fazla zarar gören sektörde turizm alanı oldu, seyahat acenteleri oldu, oteller oldu. Biz bunu hızlı şekilde aşmak için, hemen sözlerimi bitireceğim. Kültür Turizm Bakanımızın, Sağlık Bakanlığımızın, sağlık kurullarımızın koordinatörüyle birlikte bir sertifikasyon programı şu anda Türkiye'de başlatıyoruz. Hijyen ve sağlığın ön planda tutuldu. Sertifikasyon yapılacak. Uluslararası kuruluşlarla koordineli olarak otellerde hijyen ve sağlık kontrolü yapılarak çok ciddi tedbirlerle turistin getirilmesi planlanıyor ve şu anda COVID döneminde vermiş olduğumuz bu başarılı mücadeleden dolayı yapılan anketlerde Türkiye özellikle işte bu kongre turizmi olsun, sağlık turizmi zaten en başta geliyor, tercih edilen ülkelerden olacak. Dolayısıyla bu salgın turizmde de ve tedarik yollarında da uzak yollardan ziyade yakın bölgeler arası işbirliğini ön plana çıkaracak. Gerek Türkiye, gerek Azerbaycan ve Türkistan coğrafyasının ben bugün dünyanın bundan sonraki süreçte kalbinin olacağını düşünüyorum. İnşallah bu süreç İslam dünyası için, Türk dünyası için çok olumlu gelişmeler getireceğini ben düşünüyorum. İnsanlık önce kendisini tanıyacak ve yeni yapılacak düzenlemelerle birlikte biz turizm alanında da yeni düzenlemelerle birlikte belki bu sene olmasa da ki çok ciddi anlamda %78'lere varan kayıp bekleniyor. 2021 yılı itibariyle bunların telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü dünyadaki ekonomik büyümelerde de %3.2 civarında bir daralma da bekleniyor. İnşallah kısa sürede bu hastalığı atlatırız. Birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. İnşallah bu zor günleri birlikte ben atlatırız diye düşünüyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum.